Müvekkiliniz olacak o adama söyleyin, ölürüm de onun pis parasını kabul etmem. Gördün mü? Burada olduğumuz sürece Kenan'dan kurtulamayacağız. Kan emici şerefsiz kalleş, ne diyor yine? Aynı şey, ne diyecek? Bahane. Ben yanına gideyim, girdiği delikten bizi rahatsız etsin. Anneciğim. Sen gelmiyorsan ben gidiyorum. Nereye? İki çocukla nereye gideceksin? Herhangi bir yere. Neresi olursa. Mehmet de iyileşti. Ölmediği için Kenan'ın suçu da hafifleyecek. 2 gün sonra karşımıza dikilecek. Yapışacak yakamıza, yine bela olacak. Fikri gelirse... Fikri gitti anne, gitti. Bırak da her şeyi unutalım artık. Peki, gidelim. Daha fazla üzülmeyelim diye anne. İnan bana, hepimiz için en iyisi bu. Parka gidelim Mehmet. Tamam, atlar arabaya gideriz canım benim. Arabaya ne gerek var? 2 adımlık yol. Ya aşkım, oraya kadar yürürsen yorulursun. Arabayla gideriz işte. Ya arabayla gidersek hava alamayız. Ne anladım ben bu işten? Tamam, parka gitmeyelim o zaman, nasıl istersen. Bahçede oturalım o zaman. Bak buyurun size salıncak. Açık havamız da var. Manzaramız da var. Hı? Ne dersin? Gel buraya anneciğim, gel. Aşkım ne yapıyorsun sen? Kucağıma alıyorum Eli'yi. Salıncağa oturmayacak mıyız? Bende kalsın. Mehmet abartıyorsun ama. Gümüş, doktor yorulmayacak dedi. Şimdi sizi bir güzel sallarım. Ha. Kalabalıkmış gibi sesler de çıkartırım. Ha. Parktaymışız gibi olur. Tamam, olur peki. Eminim aynısı olur. Hayda. Ne yapıyorsunuz siz burada? Keyif yapıyoruz. Karımla kızımı sallayacağım. Refakatçileriniz nerede sizin? Yalnız çıkmışsınız dışarı, çocuk kucağınızda. Onur, hastanede miyiz şimdi? Ne refakatçisi? Tam iyileşmediniz hala. Yavrum. Onur iyiyiz, abartma sen de. Seni nasıl gönderdi doktor? Onur, önemli bir şey yok. Dinlenmesi gerekmiş, endişelenme yani. Cidden böyle mi dedi? Evet, ben de söylüyorum size ama. İyiyim ben gerçekten. Tamam. Şey yapalım mı? Gümüş bebeği de alalım, özledim onu. Göremiyoruz ne zamandır, Melek'le de oynarlar. Vallahi iyi olur ya. Ben de özledim, kocaman olmuştur. Kaptan, Orhan'a söyleriz getirir. Biz seninle konuşalım mı biraz? Onur, istemeyeceksin herhalde. Bazı konularda kararsız kaldım. Fikrini almam gereken 1-2 yatırım var. Of ya Onur. Lütfen, benden cevap bekliyorlar. Yarım saat istiyorum. İçeri geçelim. Kahveler bitmeden seni özgür bırakacağım, söz. Aşkım sen de gel istersen. Hayatım, biz daha yeni geldik. Biraz oturayım kızımla. Geliriz, tamam mı? Söz ver bak. Kendini yormak yok. Tamam canım, yormayacağım, merak etme. Görüşürüz. İyi bakalım, hadi konuşalım. Bu yaptığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na şikayet edeceğim. Ya hala raporu olan bir hastayı çalıştırıyorsun. Daha hastaneden çıkalı bir gün oldu. Sen şimdi yarın da şirkete gel dersin ha. Hani beyefendi dinlensin, keyfine baksın demeden işe daldırıyorsun adamı. Derdim iş değil Mehmet. Nedir o zaman? Sakin olacağına ve paniklemeyeceğine söz ver. Hayda. Ne oldu kaptan yine? Mesele Gümüş Mehmet. Gümüş mü? Anlatsana. Anlatacak mısın, dedirtecek misin yoksa beni? Mehmet, Gümüş hiç iyi değil. O ayılıp bayılmalar falan. Ne diyorsun sen ya? Ben doktorla bugün konuştum. Ya kulaklarımla duydum, çok iyi. Doktorun sana söylemesini engellemiş Gümüş. Pınar'a her şeyi anlatmış. Dün gece Pınar'ın yanında tekrar fenalaşınca mecbur kalmış anlatmaya. Nasıl yani? Benden saklıyor mu şimdi? Tabii ben sebebini bilmiyorum kaptan. Ama Pınar'a hayatının tehlikede olduğunu söylemiş ve bunu bizden gizlemeye çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Gümüş? Kaptan nereye? Hastaneye götüreceğim Gümüş'ü. Bildiğini çaktırma. Gümüş çok üzülür. Pınar da sana söylediğimi duyarsa beni öldürür vallahi. Karımın hayatı söz konusu. Burada durup bekleyemem, anlıyor musun? İşte geldi. Neden bana yalan söyledin? Ben üzülmeyeyim diye ölümü göze alıyorsun. Öğrenemeyeceğimi mi sandın? İyi değilmişsin. Kötüymüşsün, durumun kritikmiş. Böyle yıkılacağını bildiğim için söylemek istemedim. Hemen başka bir hastaneye gidiyoruz. Evet, iyi değilim ama ölmeyeceğim. Öyle olsa doktor beni çıkarmazdı ki. O doktora güvenemem artık, tamam mı? Bana yalan söyledi. Mehmet, lütfen bir sakin olur musun? Bak, beni haklı çıkarıyorsun şimdi. Yanlış yapıyorsun panikte, lütfen. Konuştum ben doktorla uzun uzun. Sürecek tedavim. Kendime dikkat edeceğim sadece. Gümüş, bu kadar basit değil, anlamıyor musun? Bu kadar basit Mehmet. Her şey olabilir. Hayat bu. Aşkım. Bak, ne olur bir dinle. Mehmet bak dinle beni. Ben herkes kadar risk taşıyorum, tamam mı? Lütfen dinle beni. Benim yüzümden oldu. Hayatın karardı. Benim yüzümden hep yarım kalacaksın. Kalmayacağım Mehmet, kalmayacağım.